4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu hakkında Nisan 2013 tarihinde yapılan değişikliği açıklayan Aydın Tarış Pamuk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Başaran, yapılan değişiklikle kooperatiflerin ve birliklerin devletten kullandıkları kredilerin TÜFE, TEFE aylık oranları faizinde 15 yıla kadar vadeli ödeme kapsamına alınacağını, cezai faizin, gecikme faizinin ve gecikme zamlarının silineceğini açıkladı. Kooperatifler olarak kendi hakkımızda kararlar verilirken, konu hakkında bilgi sahibi olmak hakkımızdır. Kanun değişikliği ile ilgili çok önemli bazı hususları 3 başlık altında toplayabiliriz. 1. başlık, 1.5.2000 tarihinden sonra devletten alınan DFİF kredileri, bugüne kadar faizleriyle birlikte çok büyük, çok yüksek bir meblağ tutarındadır. Bunu normal basit faiz uygulamasıyla TEFE TÜFE oranında hesaplanarak buradan çok büyük bir faiz indirimden faydalanmak gerekiyordur. Yeniden yapılandırılan bu tutarlar hesaplandığında 15 yıla kadar faizsiz toplam rakam 15 yıla bölünüp yıldan yıla ödemeli olarak geri tahsil edilecektir. Uzun vadeli. Bu bir fırsattır. Bu maddeye, yani kooperatiflerin birlikleri olan bu kapsamdaki borçlarının birlik bilançolarındaki özel fon tutarını aşması durumunda birlik yönetim kurulu kararıyla aşan tutarlarında tahsilinden vazgeçilme imkanı yaratmaktadır. Özetlemek gerekirse, kanun değişikliği ile maliye, birliklerin DFİP borçlarının bir bölümünü silmiş, buna karşılık kooperatiflerin borçlarının tamamının silinmesinin yolunu açmıştır. Burada kooperatiflerimiz çok önemli kaynaklar elde edecektir. Bilançolarında eğer birliği olan borçlar silindiği takdirde her kooperatif kendi imkanları doğrultusunda kendi bölgesinde çiftçiye daha iyi bir hizmet verme imkanı doğacaktır. Bu kooperatiflerimizin yaşaması için bakanlık tarafından yaratılan çok önemli bir şans. Bunu kullanmamız gerekiyor. Kooperatiflerinin borçlarının silinmesi bütün kooperatiflerimizi doğrudan ilgilendirmektedir. Bugüne kadar bu yönde çıkarılmış tek yasal düzenlemenin sağladığı bu haktan her bir kooperatif faydalanması gerekiyordur. Bu faydalanmayı gerçekleştirmek için birliğe başvurmamız gerekir. Bu konu seçim veya benzeri hiçbir çekişmeye konu olmayacak kadar önemlidir. Halen birlik yönetiminde bulunanların kooperatiflerini de ilgilendirmektedir. Yeni hakkı kullanmak için birliğe hep birlikte başvurmalıyız. 4572 sayılı kanuna göre 6456 sayılı kanunine eklenen geçici 7. madde, birliğin DFİF borçlarının tamamı ile kamu borçlarının silinmesinin de yolunu açmıştır. Birlik bütün borçlarından kurtulmak için tasfiye kararı da alabilir. Ancak tasfiye kararı almazsa, kooperatiflerin borçlarını silinmezse kanunun geçici 3. maddesi uygulamaya geçecektir. 3. maddesi de kooperatif ve birliklerin kesinleşmiş en son bilançolarındaki açıkları yedek akçelerden ve fonlardan karşılanamadığı takdirde bu bilanço açıklarını kapatmak üzere veya bilanço açıklarıyla sınırlı olmak kaydıyla ortaklara en fazla sermaye taahhüt tutarları kadar ek ödeme yükümlülüğü getirilecektir diyor. Burada eğer kooperatiflerin birliği olan borçları silinmediği takdirde ne kadar ortağımız varsa taahhütleri miktarında ek ödeme ile bilançolar düzeltilme yoluna gidecektir. Bu da bütün kooperatiflere çıkmaza götürecektir. Görüldüğü üzere kanun çok önemli değişiklikler yanında kooperatiflere ve kooperatif ortaklarında ek ödeme yükümlülüğü de getirmiştir. Bunun süresi ne kadar bir başvuru? 11 Haziran 2013 yılına tarihine kadar süresi var. 2 aylık süre içinde bunu birlik müracaat etmesi lazım. Yoksa?
Yoksa işte bu süre geçtikten sonra da bu süreden faydalanma imkanını, trenini kaçırmış olacaktır birlik. Ortak pazar altında böyle Evet. zamanlar gibi bunu böyle. Bizim bütün çalışmalarımız kooperatiflere bilgilendirmek. Bu kooperatiflere bilgilendirdikten sonra en yakın zamanda da herhalde birlik yöneticileri de kendi kooperatiflerini düşünerek ve Tariş'in genelini düşünerek bu yönde önemli kararlar alırlar. Genel kurula giderler. Genel kurulda da bu konu hakkında kooperatif düşüncelerinin doğrultusunda karar verirlerse bu kooperatiflerin önü açılmış olur. Bizim bütün kooperatif başkanları olarak beklentimiz bu yöndedir. İnşallah hayırlı olur. Hayırlı bir süreci hep birlikte yaşamış Ama oluruz. geç kalmaması gerekiyor. Evet, en önemlisi de geç kalmamak gerekiyor. Süreye geçirmemek lazım.